Merhabalar değerli arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bayağı ara verdim değil mi? Bir ay gibi bir süre oldu. Gerek iş hayatımın yoğunluğu, gerekse özel hayatımdaki yoğunluktan dolayı bir süre bu konuşmalarımı ara vermek zorunda kaldım. Ben burada 15 dakika gibi konuşuyorum ama aslında bunun bir büyük bir hazırlık aşaması oluyor. Yani onun veri toplaması, onları özümsemem, olayı bir senaryo haline getirmem bir hafta gibi süremi alıyor. Yani o içselleştirmem ve bunları size aktarırken özümsemiş bir halde aktarmam biraz zaman alıyor. O yüzden biraz ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bugünkü konum psikoterapi ve psikoterapi süreçleri. Yani bu şu an son derece gündemde olan, özellikle hani dizi merakınız varsa Kırmızı Oda ile ilgili, Türkiye gündeminde bir anda merak duygusu uyandıran bir konu haline geldi. Zaten çağımızın son derece sıkıntılı olması, son dönemlerde yaşadığımız olaylar bizim psikoloji yapımızdaki o aksaklıkların ortaya çıkmasına sebep oldu. Ve ruhsal güçsüzlüğümüze işin içine girince gerçekten işin içinden çıkamaz ve birçok şeyle baş edemez olduk. Aslında bunun psikoterapi süreçleri bunun çözümünü bulan bir süreçtir. Yani bununla ilişkin aslında uzman değilim ama bu anlamda bir eğitim alma fırsatım oldu. Ben Hacettepe Felsefe bölümünde yan dal olarak psikoloji ve sosyoloji bölümlerinden ders alma imkanım oluyordu. Yani kredili olarak. 4 sene boyunca dersleri aldım ama ben gözümü tek bir derse dikmiştim. Psikoterapi dersleri. O da psikoloji bölümünün son sınıfında verilen bir dersti. Ancak bölüm öğrencilerine veriliyordu. Dışarıdan çok nadir misafir öğrenci alınıyordu. Ben bu dersi nasıl alabilirim arayışına girdim. Bölüm başkanı, psikoloji bölüm başkanı çok tatlı bir insandı ama yani karşısına geçip de bir de felsefe bölümü öğrencisi olarak ben bu dersi almak istiyorum demek biraz cesaret istiyordu tabii. Yani bayağı bir kovalamak istiyordu. O dönemde de tabii biraz bu özgüven ve cesaret isteyen bir şeydi. Yani bunu bir süre başaramadım. Kendimce bir yol buldum ve ben mektup yazdım bölüm başkanına. Yani bu dersi neden istediğimi, yani felsefe bölümüyle alakalı olduğundan, yani insan zihnini nasıl işlediğine yönelik böyle bir tecrübe yaşamak istediğime dair bayağı uzunca, bir iki sayfa kadar falan bir mektup yazdım. Tabii altına da bölümümü yazmayı unutmadım. Gönderdim ve bir hafta sonra bizim bölüm panomuz vardı. Bölüm panomuzda hocadan bir not. Şu öğrenci lütfen gelsin ve beni görsün şeklinde. Tabii benim elim ayağım titreyerek gittim. Kapıyı çaldım, içeri girdim. Yani tahminim çok farkında olarak, yani çok farklı olarak beni çok güler yüzle karşıladı, oturtturdu, konuyla ilişkin görüşlerimi aldı. Ben bunu neden istediğimi, yani bu bölümle ilişkin hani merakımın nereden ileri geldiğini yine aynı şekilde izah ettim ama tabii elim ayağım birbirine karıştı. Ve dedi ki, aslında bunu bizim sadece bölüm derslerimizdeki öğrenciler alabiliriz, yani bölümümüzdeki öğrencileri. Ama madem bu kadar isteklisin ve bu kadar da cesaretlisin, yani bana mektup yazma cesaretini gösterdiğin için bu konuda sana ayrıca tanıyabilirim. Ancak şöyle, yani her derse giremezsin. Ara ara pratiklerin olduğu derslere girebilirsin. Orada misafir öğrenci olarak katılabilirsin deyince ben tabii havalara uçtum. Tabii ondan önce hazırlık olarak da bir sürü kitap ismi verdi. Yani şu kitapları mutlaka okuman lazım. Yani altyapını oluşturman lazım. Tabii 4 sene boyunca da felsefeden yan, psikolojiden yan dersler aldığım için o altyapıyı oluşturman çok da zor olmaz dedi bana. Yani Sigmund Freud'dan tutun, Adler'den tutun, Jung'dan tutun bir sürü psikoterapi süreçlerine yönelik olarak kitapları temin ettim ve ben bunları büyük bir heyecanla okumaya başladım tabii. Gerçekten çok güzel bir yolculuk olduğunu düşünüyordum ben. Yani kitap bilgileri çok güzel geliyordu, altını çiziyordum, üstünü çiziyordum. Hani çok farklı bir heyecan olduğunu düşünüyordum. Ve ikinci döneme gelince, yani ara ara derslere girdim tabii bu teorik dersler, ikinci dönemde bununla ilişkin pratik yapmamız gerekiyordu. Yani bununla ilişkin bir psikoterapi almamız gerekiyordu ve o bilgileri pekiştirmemiz gerekiyordu. Ve bölümün anlaştığı belli psikiyatristler vardı, istediğimizi seçecektik. Yani 15 öğrenciydik, onu bir 4 ay boyunca belli takvimlere yazarak, yayarak yeniden tecrübe etme imkanımız olacaktı. Bana düşen psikiyatrist gerçekten çok uyumumuz oldu, kimyamız uyuştu ve beni çok mutlu olduğum bir doktorla tanışma imkanı sağladı. Tabii ilk seansa gittiğimde ben kitap öğrenci deneyim olduğu için çok rahat girdim. Yani çok rahat konuşuyorum, anlatıyorum, sıkıntıları anlatıyorum, hani kaygılarım ne olduğunu anlatıyorum. Sanki bir arkadaşla sohbet ediyor gibi olduğumu düşünüyordum ama oradan çıkınca aslında işin rengi öyle değilmiş. Resmen bir başıma balyoz inmiş gibi oldu. Yani 2-3 hafta kendime gelemedim. Elim kolum kalkmıyordu. O kadar ağır bir süreçti ki. O da şundan kaynaklanıyor. Yani şimdiki kadar bizim iletişim kurma imkanımız yoktu. Yani görsel anlamda da olsun,
Hani bir mektup, telefonlar bile çok evde yaygın değildi ve insanlar birbirine çok özel sorunlarını anlatmazlardı. Yani bu aile içinde de öyle. Yani kol kırılır, yen içinde kalır düsturunu temin edilmişti. Ve ondan dolayı yani çok konuşulmuyordu. Yani sorunlar da konuşulmuyordu. Her şey sanki güllük gülistanlık, ama o arada halı altına o kadar çok şeyler itilmiş ki ve halı altında o kadar çok şeyler, bilinçaltında o kadar çok şeyler birikmiş ki farkında değiliz tabii. Ve ben oradan çıkınca anladım. Yani o anlattığım şeyin suçluluğu. Yani ben bunları nasıl anlattım? Ben bunları nasıl ifade ettim? Ailemi anlattım, anne ilişkimi anlattım. Geçmişteki babayla ilgili travma olur, anneyle ilgili travmalar olur ve onlara yavaş yavaş girmeye başladım. Ve büyük bir rahatsızlık ve suçluluk duygusu. Yani bunu yapmamam gerekiyordu. Ben böyle bir dersi niye seçtim şeklinde. Kendi kendime bayağı bir savaşır halde buldum. Ama tabii pabuç bağlığı, yani hocaya da söz verdik ve bu seanslara devam etmem gerekiyordu. Ve her hafta düzenli olarak, yani 45-50 dakikaya yayılmış süreçler olarak, yani bizim öğrenci olduğumuzu unutuyordu. Biz orada bize hasta-doktor ilişkisi olarak irtibata geçiyordu doktorumuz. Ve orada aşama aşama, tabii ilk baştaki zorluk, yani öyle bir şey ki, yani o koltuk asla size mutluluk vaat eden, iyimserlik vaat eden bir koltuk değil. Yani bir dikenli telin üstünde oturuyor gibisiniz. Yani her an her şey çıkabilir. Çünkü zihin öyle bir akan süreç ki, yani zihinden geçen, geçmişteki bağlantılarımız, zaman zaman yaşadığımız travmalar, yani öyle umulmadık anda ortaya çıkıyorken siz bir anda şaşırıp kalıyorsunuz. Yani ben bunu nasıl biriktirdim ve bunu ben neden daha önce hatırlamıyorum? Yani aşama aşama giden bir şey. Ve bunu dile getirmek de tabii biraz da istek dolan bir şey. Yani o istek olmazsa, yani dünyanın en ünlü psikiyatristlerin karşısına da otursanız, böyle bir istek olmazsa zaten hiçbir şekilde fayda sağlamayacak olan bir süreçtir. Yani psikoterapi süreci bunun süreci. Yani davranışlarımızın ve ruhsal iyileşmemizin ve ruhsal iyileşmemizin davranışlarımıza nasıl yansıdığı veya ruhsal süreçlerimizin davranışlarımızı nasıl etkilediğini belirleyen bir süreç. Yani karşımızda bir psikiyatrist asla bir yargıç değil, anne değil, baba değil, arkadaş değil. Yani size annenizin, babanızın, arkadaşınızın dinlediği gibi dinleyen biri yok karşısında. Yani ondan destek alamıyorsunuz. Yani öyle pekiştirdiğiniz alışkanlıklarınız var ki ve hayatınızı mahveden, yani bütün hayatını sekteye uğrayan ama aslında onun sorun olduğunu görmediğiniz bir takım iç davranışlarımız, iç konuşmalarımız var. Yani zannediyoruz ki o iç konuşmalar dışarıdan geliyor. Yani yaşadığımız sorun dışarıdan geliyor. O ana kadar kurmuş olduğumuz ilişkilerdeki sorunlar hep dışarıdan geliyor. Ama süreç ilerledikçe bakıyorsunuz ki aslında o sizin iç konuşmalarınız. Yani o iç konuşmalarındaki alışkanlıklarınız. Yani o alışkanlıklarından doğan bir takım hayat görüşünüz. Yani o öyle içselleşmiş ki. Yani siz onu orada bir yere kapatmışsınız ve karşıdan gelen tepkileri ve hep aynı yola gitmenizin sebebini hep size kader mahkumu veya bir şekilde sizi o yola iten şanssızlıklar olarak düşünüyorsunuz ama zamanla fark ediyorsunuz ki yani o sürece hep getiren sizin kendi düşünsel, zihinsel alışkanlıklarınız. Ve bu kolay kolay değişmiyor. Yani çünkü çocukluktan gelen, yani çocukluk öyle bir önemli dönem ki yani orada yerleşmiş ve çoğu bilinç altına itilen, yani bilinç üstünde kalan çok az şey var. Bazen ufak ufak geri dönüşler oluyor. Yani rüyalarınızda oluyor, günlük arkadaş konuşmalarınızda bir anlık bir hissettiğiniz bir duyguda gelen çocukluk hatıraları veya çocukluk travmaları diyebilirim. Yani bu bir şey gibi, çığ gibi. Yani düşünce öyle bir sisteme giriyor ki yani ufacık bir çığ da o şekilde olmaz mı? Bir kar tanesinin yuvarlanarak kocaman bir çığa dönmesi. Siz bunun farkında olmadığınız bir süreç. Yani bir düşünce sizi tetikliyor. O güvenli, konforlu alanlarınızdan alıp sizi bambaşka bir yere, yani sorunlu, kendinizi çok yalnız, çok çaresiz hissettiğiniz bir alana kadar getiriyor. Ve bu alana geldiğiniz zaman da ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve kendinize zarar veren bir takım davranışlarda bulunuyorsunuz, ilişkilerinizi bozuyorsunuz, iş hayatınız bozuluyor, her şeyiniz tepe taklak oluyor. Yani bu böyle bir süreç ve bu psikiyatristin karşısına oturduğunuz zaman tabii bunu kendinizi çok haklı görerek oturuyorsunuz. Yani sanki her şey bitmiş, biz doğruyuz, bütün dünya karşımızda. Psikiyatrist bunu gösteriyor. Yani oturup size yol haritası çizmiyor aslında. Yani gemicilik gibi bir şey. Yani orada bizim hayatımız bir deniz, psikiyatrist de orada bir gemi. Ve geminin başında da oturan biziz. Ve o kılavuz direkt kaptanlığında yapan psikiyatristsiniz. Ve orada siz o rüzgarı nereye alacaksınız, karşınıza hangi çıkan engelleri nasıl yeneceksiniz? Birebir kılavuzluk yaparak ama bunu tamamen sorumluluğunu alarak değil. Yani güveni size bırakıyor ve gerekli olduğu konularda müdahale ediyor. Onun dışında hayatınıza asla müdahale eden bir süreç değil. Yani sizi acımasızca yargılayan bir süreç değil, sizi yerden yere vuran bir süreç değil. Tamamen kendi içinizde o hayatınızı nasıl oluşturduğunuzu, o ana kadar getirmiş olduğunuz sistemlerin nasıl oluşturduğunu gösteren bir süreç.
Yani Kırmızı Oda'yı izliyorsanız bilmiyorum, hani psikiyatrist hastalar sarılıp birbirine ağlayıp dertleşiyorlar ama asla yani gerçekle bağdaşan bir şey değil. Oradaki ilişki de bir terapist hasta ilişkisi değil. Yani tamamen çok yakın bir dostu dinlemesi gibi. Yani orada bir yanlış yönlendirme var. Yani o bakımdan da eleştiriyorum aslında. Yani o süreci birebir yaşamış bir insan olarak. Ama altyapıdaki hikayelerden, yani geçmişten gelen hikayelerin, yani birebir insanın kaç yaşına gelirse gelsin etkilediğini göstermesi açısından ve bizleri düşünmeye sevk etmesi açısından oldukça faydalı görüyorum. Son derece de yararlı görüyorum. Çünkü bu konuları çok fazla konuşmaktan hoşlanmıyoruz. Yani zannediyoruz ki sorunlarımız varsa, biz zayıfsak, yani bunu bir şekilde gösterirsek hiç kimse bizi sevmez, hiç kimse bizi kabullenmez. O yüzden kendimizi mümkün olduğu kadar güçlü gösterecek maskeler takıyoruz ama arkada şişen bir şey var. Arkada sizi derin derin etkileyen, kanatan bir şey var ve onu kapatıyoruz, kapatıyoruz, kapatıyoruz. Yani öyle bir hale geliyor ki, öyle bir kangren hale geliyor ki ve biz iyileşemez bir duruma geldiğimiz zaman bunu fark ediyoruz. Bazen çok geç olmuş oluyor ama hiçbir şey zor değil, imkansız da değil. Yani nerede erken fark ederseniz o her zaman bir avantaj olarak düşünebilirsiniz. Yani bizim yani yine doktor hasta ilişkimiz bu şekilde bir 4 ay kadar devam etti ve zaman içerisinde şunu hissettim. Yani yanlış öngörülerim ve benim geçmişten getirdiğim, yani o ana kadar kendimi hep haklı gördüğüm şeylerin aslında hepsi bir çökmüş yani. Ve ben hiçbir şekilde kendime mantıklı bakamamışım. Kendime o gözler, üçüncü göz olarak bakamamışım. Kendime hayatla aramda sürekli bazı engeller koymuşum. Ve hep de bahaneyi başkalarına yüklemişim. Aileme yüklemişim. Kendimle ilgili gelişmeme sebep olan, yani gidip ısrarla gitsem aslında alabileceğim şeyleri için uğraşmadığım için hep başkalarını suçlamışım. Ve ben o süreçte bunu fark ettim. Yani bir 5 ay gibi bir süreç geçti ama o geçti ama nasıl geçti bir de bana sorun. Hani gözünüzü korkutmayayım ama o sürecin sonunda inanılmaz bir öngörüyle çıkıyorsunuz. Yani hayatınıza kılavuzluk edecek, hayatınıza sizi birebir adım adım götürecek bir süreci yaşadığınız için kendinizi çok çok şanslı hissediyorsunuz. Yani bu bir 4 ay sürdü okul dönemi ama ben sonra da devam ettim. Yani bir yıla yakın devam ettim. Ve hayatımda en güzel, kendime yapmış olduğum en büyük iyilik buydu. Ve hocama da çok teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten böyle bir şeye vesile olduğu için kendimi çok çok şanslı hissediyorum. Yani terapi süreçleri kısaca böyle. Yani kendinizi ne kadar tanımaya yönelikseniz, yani kendinizle uğraşmaya ne kadar istekliyseniz gidip oturabileceğiniz bir koltuk. Ama dünyanın en güzel koltuğu, en rahatsız koltuğu olduğu kadar en güzel. Sizi orada en kendiniz gibi hissettiğiniz, sizi yargılamayan, yani sizi bir takım kalıplara sokmayan, bir şekle şemale sokmayan koltuklardan birisi. Yani böyle bir niyetiniz varsa elbette ki hiçbir çekinmeden gitme imkanınız var. Tabii biraz maliyet açısından oldukça yüksek ama yani bir şeyi eksik yapın, bir tatilinizde eksik gidin ama en azından onu asla ihmal etmeyin. Yani öyle bir süreci ihmal etmeyin. Yani bir psikoterapi süreçleri şöyle bir şey sağlar. Yani sağlayacağı şeyler nelerdir? Yaşantılarınızı anlatılabilir hale getirmesi. Yani yaşantılarımızı, çünkü biz birçok şeyi kapattığımız için yaşantılarımızı konuşamıyoruz. Birçok şeyi dile getirmiyoruz. Yani anlatmadığımız için de yani bunu yok sayıyoruz ama o içten içe bazı şeyleri size hissettirir hale geldiğinde de artık bir şeyler yapma gerektiğini hissettirir. Ve oraya gittiğinizde de yani gerçekten anlattığınız şeyleri siz bile şaşırırsınız. Yani nasıl bu kadar ben bunları taşımışım, bunca zamana kadar taşımışım bu şekilde böyle bir öngörü ve alışkanlığınız olur ve hayatınız boyunca da zaman içerisinde her zaman konuşacak biri olursa her zaman bir psikiyatristinize gitme şansı sağlarsınız. Size acı veren yaşantılarla yüzleşmenizi sağlar. Yani o acı veren yaşantı sizi aslında hayatınız boyunca takip eden bir şey. Yani ne kadar acı olursa olsun o süreci size tekrar yaşatır. Ve tekrar yaşadığı için de üzerinde düşünme imkanınız olur. Belki bu böyle değildi soru sorma imkanınız olur. Çünkü benim hocam, doktor, psikiyatrist hocam bana her seanstan sonra bir ödev verirdi. Tülay derdi, bir bak bakalım bu böyle olabilir mi? Sen bunu çok acılaştırmışsın, çok yüzüne boğmuşsun. Kendine büyük zarar verecek olan bir düşünce sistemine de vermişsin ama acaba bak bakalım bu böyle olabilir mi diye benim her hafta bir ödevimiz oluyordu ve ben onun üzerine düşünüyordum ve bazen kafamda ampuller çakarak onu arıyordum. Ya hocam diyordum, gerçekten de dediğiniz gibi bu neden böyle olmasın düşüncesini birebir kendi kendime tecrübe ettiğim bir süreç oldu. Psikoterapi süreçleri şöyle, hem kendinizi tanımanı sağladığı için etrafınızla ilişkilerinizi de birebir düzelten bir şey. Yani daha sakin oluyorsunuz, daha sabırlı oluyorsunuz. Bir belirsizlik olduğunda daha büyük sabır gösterebiliyorsunuz. Yani bu da zamanla, yani kendinize harcadığınız vakitle ve bu terapiye ne kadar ortak olduğunuzla alakalı bir şey.
diyorum. Yani bu hakkı da kendinize mutlaka verin diyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Yani bu benim ufacık da olsa bir kubleydi. Yani eğer kendiniz araştırmak isterseniz size çok güzel iki tane kitap şeyim var, tavsiyem var. Abdülkadir Özcan'ın Duygusal Gerilimle Baş Etme. Bu 88 yılında almıştım ben de evi tiryakiliği ve birebir örneklerini anlattığı için gerçekten çok kıymetli bir kitap. Belki şu an baskısı kalmamıştır ama ben ikinci el olarak tekrar bulma imkanım oldu. Diğeri de Profesör Doktor Engin Geliştan. Şu an Türkiye'nin en ünlü psikiyatristlerinden biriydi. 2 sene önce kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bütün kitapları, yani birebir terapi seansına girmişsiniz gibi sizi size anlatan kitaplardan biridir. İnsan olmak. Bunu temin ederseniz, gerçekten okursanız, hatta terapi öncesi de bunu okursanız, aslında içinizdeki o döngülerin ne olduğunu, yani nevrotik döngülerin, kaygısal döngülerin nasıl başladığını, yani size birebir örneklendirerek anlatan bir şey. Yani bu baktığınız zaman şoka giriyorsunuz. Yani size bir ayna tutulmuş gibi. Yani çok büyük bir dünya. Öyle büyük bir dünya sunuyor ki size. Aşama aşama bölüm bölüm gittiğinizde bir daha okuma ihtiyacı hissediyorsunuz ama okurken de çok kolay olmuyor. Yani kapatıyorsunuz, aman Allah'ım diyorsunuz. Ben neredeyim? Nasıl oldu bu? Ben böyle olamam. Ben bunu düşünemem. Yani kabullenmeniz çok zor oluyor. Yani benim yaşadığım süreç oldu. Bu da 88 basımı. Yani bu tür eski basımları asla elimden çıkarmıyorum. Bu da kitabın değerini ve kendi geçmişimin değerini de gösteren bir şey. Bunu da size tavsiye ederim diyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Kendinize de çok güzel davranın. Hoşça kalın.